Evet sevgili canlar, merhaba, ben Cem Kervan. Bu hafta Yakup'un Kuyusu adlı bir deyişi paylaşmak istiyorum sizinle. Yine İsa Ruhullah'ın sözlerine dayanıyor. Yuhanna suresinde bir kadınla, hatta yabancı bir kadın, Samiri bir kadınla konuşuyordu ve çok önemli sözler söyledi. Şimdi buradan okuyacağım. Bir saniye. İsa Ruhullah ve Samiri kadın. İsa öğrendi ki Ferisiler kendisinin Yahya'dan daha çok talip topladığını ve onlara abdest aldırdığını duydular. Gerçi İsa'nın kendisi değil, talipleri abdest aldırıyordu. İsa bunun üzerine Yahudiye bölgesinden çekildi. Tekrar Celile bölgesine döndü. Ancak oraya gitmek için Samiriye'den geçmesi gerekiyordu. İsa, Yakup'un oğlu Yusuf'a vermiş olduğu tarlanın yakınında bulunan Samiri şehri Sihar'a geldi. Yakup'un kuyusu da oradaydı. İsa uzun yolculuğundan yorulduğu için öğle sularında yorgun argın kuyunun başına oturdu. Çok geçmeden Samiri bir kadın kuyudan su çekmek için oraya geldi. İsa kadına, "Lütfen bana su ver içeyim," dedi. O sırada İsa tek başınaydı. Çünkü talipleri yiyecek almaya şehre gitmişlerdi. Kadın şaşırdı. Çünkü Yahudiler Samirileri hakir görürlerdi. İsa'ya, "Aa, sen Yahudisin, ben Samiri bir kadınım. Nasıl oluyor da sen benden su istiyorsun yahu?" dedi. İsa şu cevabı verdi. "Hak sana neler vermeye hazır? Ve senden su isteyen kimdir? Bir bilsen. O zaman ben senden değil, sen benden dilerdin. Ben de sana Abba Hayat verirdim." Abba Hayat biliyorsunuz, diri su, bengi su, yaşayan su, hayat suyu. Kadın İsa'ya, "Aman efendim, kovan bakracın yok ki senin. Bu kuyu da çok derin. Bu Abba Hayat'ı nereden temin edecektin? Ayrıca sen bize bu kuyuyu miras bırakan atamız Yakup'tan daha mı büyük sanırsın kendini?" Yakup'un hem kendisi, hem oğulları, hem de hayvanları hep bu kuyudan içtiler, dedi. İsa şöyle cevap verdi. "Bu kuyudan su içen her can çok geçmeden yine susayacak. Fakat benim verdiğim sudan içen canlar bir daha asla susamayacak. Verdiğim su ta iç varlıklarında akıp duran bitmez tükenmez bir tatlı su pınarı teşkil eder ve daimi hayat verir." Kadın, "Efendim lütfen bu suyu bana ver ki bir daha susamayayım. Hem su çekmek için ta buraya kadar gelmeyeyim artık," dedi. İsa, "Git kocanı çağır, buraya gel," dedi. Kadın, "Kocam yok ki benim," cevabını verdi. İsa, "Kocam yok dediğin doğru," dedi. "Çünkü daha önce 5 kocaya vardın, şimdi birlikte yaşadığın adam da kocan bile değil." "Doğru söyledin." Bunun üzerine kadın, "Aa, efendim sen bir peygambersin galiba," dedi. "Bir şey soracağım. Biz ecdadımızın ibadet ettiği gibi Hakk'a burada Gerizim Dağı'nda ibadet ederiz. Siz Yahudiler neden Hakk'a bir tek Kudüs'te ibadet edilmeli diyorsunuz?" İsa kadına şöyle dedi. "İnan bana,
öyle bir saat geliyor ki Hakk'a Kudüs'te mi yoksa bu dağda mı ibadet edeceksiniz artık fark etmeyecek. Siz Samiriler ibadet ettiğiniz hakkında çok az bilgiye sahipsiniz. Oysa biz Yahudiler ibadet ettiğimiz hakkında çok iyi biliyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudiler vesilesiyle dünyaya geldi. Kendisinden bahsediyor. Halbuki öyle bir saat geliyor ki gönülden ibadet eden canların manevi babaya ruhen ve hakikaten ibadet edecektir. Hatta o saat geldiği bile. Manevi babamız Hak insanların kendisine böyle ibadet etmesini istiyor. Zira Hak ruhtur. Dolayısıyla ona ibadet eden canlar da ruhen ve hakikaten ibadet etmelidirler. Kadın Mesih dedikleri mesedilen kişi gelecek, onu biliyorum. O gelince bize her şey açıklayacak dedi. İsa, kastettiğin kişi şu an seninle konuşan benim dedi. Tam o sırada İsa'nın talipleri geri geldi. Onu bir kadına konuşurken bulunca şaşırdılar. Ama hiçbiri İsa'ya ondan ne istiyorsun ya da onunla neden konuşuyorsun demeye cesaret edemedi. Kadın su testisini orada kuyu yanında bırakıp şehre döndü. Önüne gelen herkese şöyle dedi. Gelsenize siz de görün. Orada adam var. Yapmış olduğum her şeyi bana söyledi. Acaba yani bu Mesih olmasın? Şehir halkı da İsa'yı görmeye akın akın geldi. Evet, buna göre bir deyiş yazdım. İnşallah seversiniz. Yakup'un kuyusu. Başkası var, diri su verir, suları tatlıdır, serin mi serin? Ama başkası var, diri su verir, kuyu başında benden su istedi. Hayat suyu bende aslında dedi. Tüm yaptıklarımı bana söyledi. Her dileğe de diri su verir. Tüm yaptıklarımı bana söyledi. Her dileyene de diri su verir.
Dedi ki Hakk'ın nimetini bilsen, su ver içeyim diyeni tanısan, gerçekten kim olduğunu anlasan, ondan dilerdin o diri su verir. Gerçekten kim olduğunu bir anlasan, ondan dilerdin o diri su verir. Bu sudan içen yine su sayacak, benden içen susamaz sonsuza dek. Fışkıran bir su kaynağı olacak, ondan dile sana diri su verir. Fışkıran bir su kaynağı olacak, ondan dile sana diri su verir. Evet, her dileyene verir bu diri suyu, bu abu hayatı. Siz de isteyin, içinizden fışkıracak bir su kaynağı, tatlı su, diri su kaynağı olacak. Abu hayat, Bengisu. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin. Abone olun, yorum yazın, canlarla paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın, hoşça kalın.